dertlik var herkesin üstünde. Sakin takılıp ağır görünmenin derdinde. Şekil yapıp paso kendi rol model almış. Polat alemları ya da 50 centi. Dili bilmez ama kavramışlar argoyu. TV'den kapmış yetişkin adam jargonunu. İlgilendiği tek şey artık racon kesmek. Üstün ırk Türk ama fantazi Japon sikmek. Omuzları kaldırıp kasılarak poz yapacak. Ezik yapabildiği bir tek fason tor satmak. Kendini ifade edecek ne bir düşüncesi ne de kelimesi var, bu yüzden rol çalacak. Anlattığı gerçek değil, favori rüyası. Üyesi gibi hissetti gayrimeşru dünyanın. Özeniyor yatmaya Cezayir'i girişinde. Abileri yok kaldı iki elli bir sikinde. Sert çocuklar tavan yapmış egoları. Prim yapmak için kullanıldı yaşanılan getoları. Bütün kekoları rapçi yapmışlar Türkiye'de sesi ekolunu. Kırar salaklıkla rekorları. Bazı rapçiler sürekli aynı şeyi yazıyorlar. İki parça üstüste dinle hemen kasıyorlar. Soruyorlar nasıl olmuş, diyorum ben de çok kötü. Ortamdan çıktığımda hemen küfür basıyorlar. Ne diyeyim ki, her şarkısında meydan okuyor. Diğer rapçilere bazen gangster kokuyor. Kabul ettik diyelim en iyi onun olduğunu. Merak ediyorum başka nelere kafa yorduğunu. Zannedersen fazla şeyleri yok anlatmaya. O yüzden mahkum birilerine salça olmaya. Diss yapmayı marifet sayar, tavrı saygısız. Sanıyor ki diss yarıyor yukarı adım atmaya. Beni de içine çekmeye çalıştılar kimi zaman. Bu anlamsız savaşın, dedim biraz yavaşın. Ben meşgul bir adamım, dünyayla mücadele etmem gerek benim. Ezecek çelek beni. Sorunum öteki rapçiler değil ama siyasi. Çünkü işkence ediyorlar bize nizami. Hasmım meslektaşlar değil benim otorite. İhtiyacım olan savaş değil benim tedavi. Sert çocuklar tavan yapmış egoları. Prim yapmak için kullanıldı yaşanılan getoları. Bütün kekoları rapçi yapmışlar Türkiye'de sesi ekolunu. Kırar salaklıkta rekorları. Sert çocuklar tavan yapmış egoları. Prim yapmak için kullanıldı yaşanılan getoları. Bütün kekoları rapçi yapmışlar Türkiye'de sesi ekolunu. Kırar salaklıkta rekorları. Now what the fuck happened to this world? Underground nedir? Rapçilerin ilk piştiği. Sahnelerdir veletlerin durmadan bir piştiği. Amaç nedir? Geliştirip kafiyeyi piyasaya adım atıp bandrolü yayınlamak marifeti. Peki sonra daha geniş kitlelerin dinlemesi için rapi görmezden gelinir ritmeleri. Sonuç ne olur? Çoğulunmuştur. Para da geliyorsa hem şirket hem de MC'miz mutludur. O zaman underground bir adımdır. İlkokul gibi hepimizin ilk okuma yazma öğrendiği. Yıllar geçer gider sürekli üreterek ve kliple çekerek. Asıl amaç bir şey elde etmek. Bu şey maddi değerdir, yani para. Kazanç sağlanmalıdır yoksa düşer üreten dara. Ortamlarda yayınlanan MP3 konser olarak dönmelidir. Ama kime sorsan yok der. Çünkü rekabet yüzünden tayfalar hasım. Kimse bilmiyor çözülecek bu iş ama nasıl. Yarıştırılan kafiyedeki yetenek değil. Kim daha psikopat olması gereken bu değil.